Sizin kadar heyecanlı olduğum final bölümüne geldik. Evet. Heyecanlar nasıl? Çok. Vallahi içim titriyor. Benim de. Sayın Sevim. Bakalım Aleyna'cığım sana arkadaşların kaç puan verdi? Final gününde. Sonra da ben puanlarımı açıklayacağım. Evet. Ve haftanın birincisi kim olduğu belirlenecek. Önce senden başlayalım Simnur. Başlayalım. Nedenini söyle. Tabii. Ve puanını açıkla bize. Tabii. Perde. Hani salonda perde. Bir de çitlerin içine daha böyle kendini gösteren renkler diye söylemiştim. Bir de masa ve üniteyi hani odaya yakışamadım. Küçük olduğu için ama başka oda olmadığını dile getirmişti. Konsolun TV ünitesi değil de sadece konsol olarak kullansa daha güzel olacağını söylemiştim. Mutfağa geçersek halısını beğenememiştim. Hı hı. Bir de avidesini aşağıda bulmuştum. Tamam. Çeyizi çok güzeldi. Hı hı. Gerçekten beğendim. Yatak odasında da o komodin aynalığın üstünde, hı hı, makyaj aynasının üstünde o yuvarlak tepsidekini salona daha yakışacağını düşündüğümü söylemiştim. Bir de başlıkla dolabı aynı bulamadığımı söylemiştim. Hı hı. Yine aynı, hı hı, şekilde perdeleri de orada fonları olsaydı güzel daha şık durur diye dile getirmiştim. Bu sebeple bu puanı verdim. O zaman puanını görelim. Beş. Sence beş puan? Yani çeyiz diyordu. Çeyiz serdim. En çok onun için uğraştım. 5 puan vermiş. Ne diyeyim, izleyiciler görüyor. Bir şey demek istemiyorum. Yine de teşekkür ederim. Evime geldi. Ağırladım. Çok güzel ağırladı. Çok teşekkür ederim. Ama ben biraz daha fazla bekliyordum, biliyor musun? Ben de ondan biraz daha fazla bekliyordum. Evet. Neden benden? Senin puanını şimdi gördüm. Hayır, senden ondan bekliyordum. Sen ondan değil ya. Her şey hep güzel güzeldi. Söyle. Ben söyle. Bu mobilyalar bir kere benim iş tarzım değil. Doğru. Simnur çeyizi beğendi. E mobilya, kızım mobilya senin tarzın. Mutfağı beğendi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Mutfağı da beğendin, çeyizini beğendin, salonunu beğendin. Yani çitin içindeki koyu renk değil diye. Mobilya benim tarzım değil, Simnur'un tarzı diyorsun. Sen dekoru bir kere benim beğendin. Her şeyi beğendin. Halının yorumlarda hep gözüküyor. Her şeyi beğendin. Yani bende şöyle bir olay var Aslı abla. Aleyna'nın puanı oldu, ben haksızlığa gelemem. Evet. Kızın her şeyini beğendi. Evet. Beğenip bu puanı vermesi şaşırttı. Evet. Beğendi diyor. Hep öyle dedi. Ben dediğim gibi işte hani ne diyeyim, adalet diyeyim ya. Vicdan diyeyim. Ben işte onu bulamıyorsun. Evet, bulamadım. Tamam. Peki Sinem, senin puanını görelim. Ve sebeplerini. Tamam, ben önce sebeplerini söyleyeyim. Evet. Ben salon olarak beğendim. Söyledim zaten ama koltuk takımları... Beğendim. Her şeyini beğenmedim yani. Koltuk takımları kaba geldi bana. Burada fon olmadığını söyledim. Onun dışında salonu beğendim. Mutfağında halısını beğenmedim. Onun dışında zaten çok yorumlanacak bir şey yoktu. Avizesini de büyük buldum. Dolaplarını beğendi. Yatak odasında da yatak odasını beğenmedim. Söyledim zaten yatak odanı beğenmediğimi. Beyaz. Bir de başlıkla aynı benimki gibi uyumlu değildi. Ben yatak odasını beğenmedim. Çeyizinde benimkinden... Beğenmedin yatak odasını. Evet, orada da söyledim zaten. Yatak örtüleriniz de aynıydı. Yatak örtüsünü beğendim. Ben anlamıyorum. Yorumları mı okuyorsunuz? Ben dedim ya yatak odasını, tamam, burayı beğenmedim. Tamam, tamam, başlıkları tamam, uymuyor tamam diye. Neyi beğendin peki evimde? Salonunu beğendim. Başka? Salonunu beğendim. Çeyizin güzel ama benimkinden az. Çeyiz olarak. Tamam. Her şeyi çıkarttım. Yani her şey vardı ama ben böyle fonlu açarak değil de katlayarak böyle her nişan kendi çeyizinde de o şekilde sergilemiştim. Burada da öyle yaptım. Aleyna lütfen. Ya izleyenler göre gerçekten tamam, ben bir şey demek istemiyorum. Tamam, tamam. Puanını görelim Sinan. Tamam. Benim de sana puanım 5. Şey demek istemiyorum. Hayır, kendim istemiyorum. Yok yok, gerçekten. Söyle. Söyleyebilirsin yani. Yani izleyenler. Ben de... söylerim. Bir şey söylemek istiyorsan cevap verebilirim. Yok yok yok. Söylemek şey gelmiyor içimden. Senden alalım Nazar. Sebeplerini ve ardından da puanını. Evet, önce çeyiz odasından başlayayım. Çeyizini bu hafta içerisinde hepimizden güzel dizmişti gerçekten. Hı hı. Çeyiz dizimi çok güzeldi. Teşekkür ederim.
Mutfağında dolapları sade bulmuştum zaten söylediğimde. Bir de avizesi uzundu. Halısını beğenemedim. Yatak odasını zaten bana çok sade gelmişti ama yatak odası güzeldi. Burada da çok içeri girince çok beyaz geldi gözüme. Bir de gümüş biraz fazlaydı. İçeri girince ferah diyorsunuz. Burada bir fark. Anlamadım ya. Ben şey cümlelerini mi acaba seçiyorsunuz? Gümüş ve ayna fazla dedi. Evet. Ferah da demişlerdi. Gümüş ferah buldunuz ama evet. Gümüşle aynayı ferah. Evet. İçeri girince beyaz içerisine buldum. Ferah demek güzel bir şey değil mi? Ferah evet. Tabii ki güzel bir şey. İç açıcı tamam. Böyle. Bir de evet. Perdeleri bana sade evet. Gelmişti söylemiştim zaten. Fonları yok demiştim. Evet fonları yok demiştim. Bir de diğer arkadaşlara da haksızlık olmasın diye bu puanı verdim. İki puan arasında çok gidip geldim gerçekten. Hani heyecandan konuşamıyorum şu an. O zaman puanını görelim senin. Tamam sen fazla heyecan yapma. Yani. İki canlısın malum. Seni böyle heyecanlandırmayalım buralarda. Şimdi erken doğma falan gerek yok. Gerçekten. Adalet diyorum sadece. İlk başladığım günden beri diyorum vicdan adalet diye ama göremedim. Bilmiyorum. Bana mı sordun? Hayır. Yorum yaparken. Yorumları da söyledim zaten. Ya yorum yaparken ferah işte güzeldi. Ben beğendim. Ben şöyleydim. Tamam. Ama ben yani eve girince bir beyazlık gelince, var dedim zaten hani. Puana gelince böyle bilmiyorum ya. Ya hani hiçbir şeyi beğenmeyip bu puanı verecektim. Ya da beğendim deyip yani bu puanı vermem. Yani kaç bekliyordun ki? Ben yok tamam bir şey demek istemiyorum. Bence 10 bekliyordum da veremedi. Benim hatam. 10'luk bir yer değil. Aynen benim hatam. Hata yok. Yok. Bence de hata yok. Evet. Senin puanın. Ben bana geçelim. Aleyna ben biliyorsun benim tarzım değil ama evet. Ben oldukça adaletli davranmaya çalıştım. En baştan beri söylüyorum. Hiç komik bulmuyorum. Komik bir şey olduğunu da sanmıyorum. Sizler çok size beğenmiştiniz. Size mi soracağım gülüp gülmeyeceğim? Sormayacaksınız çünkü sormamalısınız da zaten. Dilerim, hayır komik bir şey var gibi davranıyorsun da. Bana göre komik bir şey var. Ne komik mesela sana göre? Biraz anlatsana. Sana ne? Kendi kendime gülüyorum. Neyse sana zaten ortada her şey. Ay bence de. Kendin sinirini dün attın. İşte bak şimdi ben halka göstereyim. Nasıl olsa ben birinci olamadım ama. Bakın, belli değil şu anda kimin birinci olup hayır, olmadığı. Hayır ben kendisi için söylüyorum. Düşünce olarak söylüyorum. Bakın ben öyle düşündüm. Şimdi de bakın kendi günümü oynamadım. Gösteriyorum. Sinema 3 verdim. Hiçbir şey beğenmedim. Hiçbir şey beğenmediğine de inanmıyorum. Hiçbir şeyini beğenmedim. Var mıydı izleyecek? Herkes bu programı izleyecek. Var mıydı Sinem'in eviyle benim evimin ortak bir nokta tabii söyler ki yoktu. Misiniz? Hangimizin evinde vardı? Evet hangimizin evinde tamam, vardı? Ben de o zaman onun evinde de hiçbir şey beğenmiyor olman gerekiyor. Bunun yo, evinde de hiçbir şey beğenmiyor olman gerekiyor. Benim ev yani şimdi bana gelince ben konuşurum. Beğendim. Benim evimde renk uyumunu beğendiğini ama söyledi. Ama ona da bir kod takacak boş verelim. Ben şey, Aleyna ile ilgili konuşacağım. Beğenmediğini söyledi ama renk uyumunu yakalamışsın dedi. Evet. Onu evet. Hani bana geldiği için söyledi. Günden önce kendi günü sonra dedim ya ona da bir şey yapacak. Onun için oraya geçelim. Şöyle Aleyna'cığım ben senin salonunu bu şeyleri dediğim gibi dekorunu pek beğenemedim. Ama bu ayna olayını seviyorum. Konsolunu da sevdim. Yani yatak odanı hiç beğenmedim. Mutfağını beğendim. Misafirperverliğini beğendim. Böyle. Ben de puanımı açmak istiyorum. Tamam. O zaman Ahsen'in Aleyna'ya puanını görelim. Benim de sana puanım 4. Böyle yani ben zaten çok bir şey beğenmemiştim. Sen zaten ilk başta eğlenmiştin benim için. Çeyiz çünkü beğenmeyen bir insan gelin evinde olamaz benim için. Yok ben bu şekilde düşünmüyorum. Yok benim kendi fikrim. Yok ha ben. Ben kendi fikrim. Hani çeyizi babaanne tarzı gören bir insan gelin evinde bence olamaz. Ha,
dediğim gibi çok beğenenlerle ben beğenmediğimi söyledim. Ki bunu da gerçekten evime gelip gördünüz. Aa aynı her şey mobilya tarz her şey aynı da ben benimkinde okeyim seninkini de beğenmedim değil. Benim çeyizim de seninkinden farklıydı. Benim evim de seninkinden farklıydı. Evet. Ona istinaden bu puanı verdim. Orantılı da davrandığımı düşünüyorum. Çünkü beğendiğim bir şeyler oldu düne istinaden bu puanı verdim. Ben de aynısını sana söylemiştim. Zevklerimiz uymuyor farklı, diye. Farklı evet. Beğendiğim şeyleri söyleyerekten evet. O puanı vermiştim. Mutfaklarımız zaten neredeyse aynıydı. Evet. Neyse böyle. Hayırlısı diyelim. Yani hayırlısı. Kazanmak da var kaybetmek de var. Ben kızları ağırladım. Kimseye de kırgın değilim. Sadece hani vicdanları biraz rahat mı diye şey yaptım. Çünkü yorumlarıyla puanları farklıydı bazı insanların. Bak bu önemli. Mesela burada ben devreye girmek istiyorum. Aslen ne yorum yaptıysa çıkan evet, puan da evet. Bizi mesela, şaşırtmadı. Ama ben Hanım... biraz diğer arkadaşlarımız da, diğer güzel gelinlerim onlar benim, kardeşlerim. Evet. Ama onlar da mesela... Daha fazla bekliyordum. Siz de atladınız. Eleştirin evet. Hani bir şeyler evet. Vardır yani. Nasıl eleştirelim Aslan'ım? Çok güzel Aslan'la. Evet. Güzel, çok güzel. Onu beğendim. Ben de şaşırdım burada.